çok sempatik. Bak, görünce seveceksiniz bir konuşmacımız var. Kendisinin benden özel bir ricası oldu. Dedi ki, beni çok seviyor. Sahnede ol dedi. Yani birlikte sunum yapacağız, öyle mi Hakan? Yani durayım burada ama sen çok güzel anlatacaksın evi. Ya Allah aşkına şu özgeçmişi bir okuyayım. Bir dakika, alkıştan önce okuyalım, beraber okuyalım. 10 ayrı sektörde çalışan biri geliyor. Şimdi fakabı düşünün. Hani biz 1-2 sektörden düşünüyoruz. Burada 10 tane var. 35 değişik iş yerinde çalışan birinden bahsediyorsun. Belli ki seri iş değiştiriyor. Hani buradan çıkan sonuçları söylüyorum. 5 tane romanı var. 3 tane kişisel gelişim kitabı var. Bir de hiç çekilmeyen filmleri var. Yani öyle senaryoları var. Yani öyle söyleyeyim. Senaryoda da bir şey eksik. Öyle deyince o espri tamamen kişisel bir espri oldu. Çok ciddi bir alkış rica ediyorum. Sevgili Hakan Yer geliyor. Hakan'cığım buyur. Ben buradayım. Abi gecenin sonu konusunda endişelerim oldu. Böyle bir sunum hiç yapmamıştım. Benim için de büyük oluyor. Böyle kalacaksak sıkıntı yok. Bir sonraki adım için endişelerim var. Abi yaparsın. Buradayım vallahi. Ya yemin ediyorum böyle bir şey çalışmadık. Çok yakınız şu anda öyle söyleyeyim. Fazla yakınız yani. Bir de bıyıklarını çok kıskanıyorum Hakan'a. Herkesten gerçekten çok özür diliyorum. Ben başta benden olmak üzere. Beni tanıyanlar biliyor. Kalabalıkla konuşmayı sevmiyorum. Göz temasını hiç sevmiyorum. Diyeceksiniz ki, nereden buldunuz? Tabii yani bunun karşılığı bu. Bize bunları çok anlatmadı. Öyle söyleyeyim. Bizim bu geceki sürprizimiz de bu oldu. Bak. Alkol aldım geldim cesaret edeyim diye. Kapıdaki arkadaş bana dedi ki, kardeş bilet alacaksın. Bak. Aldım. Aldın. Tamam bir... Ya ben konuşmacıyım diyemedim adama. Niye geldin oğlum sen? Oğlum yukarıdan almasalar da efsane olmaz mıydı ya? Bir adam geldi, bu sizi görmek istiyor falan. Almayın içeri, ben de havaya girermişim. Abi sen şu kitabını anlatsana ya. Bak bunu ben değiştirebilirim. Böyle bir kitabın var senin. Bu... Olacak. Mehmet bana işte fakat anlatabilir misin dedi. Yaptım. Ben böyle bir hata yaptım. Bedelini ödüyorum şu anda. Daha ne kadar saklanacaksın? Böyle iyi bir şey. Böyle kimse yok burada. Ben. Evet. Ben de dedim ki... Yok, birazdan açtım. Ben dedim ki anlatayım. Anlatayım da abi hangi birini anlatayım? Sen seç dedim. Bütün gece konuşacak hikayesi var. Çok içten söylüyorum. Ama şu kitap çok enteresan. Şimdi bu kitabı nasıl yazdığını anlatsana ya. Şimdi otomobil paspası satıyordum İstanbul'da. Yani iğrenç otomobil paspası satıyordum. Böyle bir hayatım var. Bir cumartesi günü Hürriyet'te bir ilan gördüm. Türkçeyi güzel konuşma kursu. Ardından kalp krizinden gideceğim böyle. Özel biliyoruz. Biraz... Ama bak çok güzel anlatıyorsun. Bence oraya da bak. Bir şeyler, evet. Ben de seni konuşuyor gibi yapayım. Yani o kadar. Ben seni... Konuşamıyorum. Dubbing yapayım. Ha. Gideyim biraz öğreneyim dedim nasıl konuşuluyor. Gittim diyalog kursuna. Yani Selim İleri var. Can Gürzap var. Çok kıymetli hocalar var. Ve ben hala paspas satıyorum. Ne iş yapıyorsun diyorlar, bir şey diyemiyorum. Ben işte Türkçe falan. Çünkü çok salak bir gerekçe. Paspas satacak adamın Türkçe bilmesi. Paspası tanımlar mısınız?
Otomobil pastası kabul. Selimileri çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Espri değil, Zeki Müren'den sonra Türkçe'yi en iyi konuşan adam bence. En iyi yazan adam. Özellikle genç arkadaşlara söylüyorum. Ne olursa olsun hayattaki en önemli şey Türkçe'yi düzgün konuşmak. Katılıyoruz. Samimi söylüyorum. Selim İleri'yi okuyun. Evet, bazı kelimelerini hayatta duymamış olabilirsiniz ama çok zengin ve bu milli bir servet. Sosyal mesajımı da vereyim. Neyse. En güzel bu mesajı verdin, onu da söyleme. Peki, bu arada değiştirmem gerekiyorsa söyle, değiştireyim onu abi. Yok. Tamam, en sonunda. Tamam. Ben çok sıkıntılıyım. Şimdi 10 kişiyiz, işte banka müdürü var, o var, bu var falan. Selim İleri de şöyle ders yapıyor. Ünlü bir edebiyatçıdan bir dörtlük okuyor. Diyor ki, bu adamın ruh hali neydi bunu yazarken? İşte herkes o kadar süslü şeyler söylüyor ki, ben sıra bana kadar, gelene kadar zaten eziliyorum, küçük oluyorum. Hastadır diyorum. Ama Selim İleri kriz geçiriyor. Çünkü gerçekten yazan adam hastaymış aslında. Tamam, böyle filmlerde oluyor ya, hani yetenekli genç. İşte var öyle bir film, adam temizlikçi, matematik sorusunu çözüyor. Kim yaptı diyorlar, temizlikçi. Ben de öyle paspasçı olarak o adamın hangi ruh haliyle yazabildiğini bulabiliyorum. Neyse, işte Selim İleri ile dost olduk. Yani Selim İleri toplumda benim gibi örnekler olduğunu görünce çok ilgilendi. Yani dost olduğumuzda bile durup durup şey diyordum. Paspas satıyorsun ha? Neyse. Herkes işin şakası bir yana hayatında bir şey yapmak istiyor. Bir zıplamak istiyor. Bir farklılık yaratmak istiyor. Çok iyi gidiyorsun. Yemin ediyorum çok iyi gidiyorsun. Dikkat edersen hiç bölmedim şu ana kadar. Nefessiz kaldığı için ben hissedebiliyorum burada. Su rica edebilir miyiz beyefendiye? Lütfen çok hızlı gelsin. Selim İleri bir gün artık dayanamadı benim saçma sapan tahlillerime, döndü dedi ki, bence sen dedi bir şeyler yazmalısın. Sen dedi yazar olabilirsin. Su içer misin? Bu arada Selim İleri'yi bayağı andık. Ben dedim ki, bu kalıpla mı yazar olacağım dedim. Vallahi olursun dedi. Büyük bir ihtimalle dalga geçti ama ben ciddiye aldım. Gerçekten dalga geçmiş. Çünkü adam fuarda beni tanımadı ya. Ama Selim abi dedim. Canım imzalayayım, kim yazıyor ya? Neyse. Yani hepimiz saçmalıyoruz gerçekten hayatta. Özellikle gençken insan çok saçmalıyor. Şimdi yazar deyince ve hepimizin üzerinde demin arkadaşımın anlattığı gibi anne baskısı var ya, annene bir şey göstereceksin. Yani bak anne yaptığım durumu var ya, bir şey ispatlaman lazım. Yazarlık yani kalıp olarak çok kötü görünüyorum ama hani böyle yazarlar narin insanlardır, derin bakarlar falan. Yani kafamda hep şey var, ulan yazar olacaksan bir defa boğaza nazır bir yazı yazman lazım. Hani hep derler ya böyle, boğazın karşısında oturduğu viskisi elinde falan. Beşiktaş'ta oturuyordum, gittim hemen boğazda kendime göre, bütçeme göre bir daire buldum. Daire dediğimde bir villanın deposunu iki oda yapmış, kiraya veriyor adam. Ama boğaz manzaralı. Mobilyaları aldım, döşedim. Ciddi para harcadım. Daktilo aldım. Ama o kadar salağım ki elektronik daktilo almışım. Çok ses çıkarıyor, yazı yazamıyorum. Neyse. Viski de aldım tabii. Yok. Bak, samimi söylüyorum, gülmeyin. Yani bu kadar klişelere, yani hayatımızda klişeler yer etmiş ve gerçekten çok taklit ediyoruz.
Abi viski içiyorum ama yani yazacak bir şey yok. Ve çok ciddi masraf yaptım. Ya harbiden yazacak bir şey yok. Sonra aklıma bir sahne geldi. O zaman da işte grunge romanları ilk defa Türkiye'ye geliyor veya adam o zaman yazmış, denk geliyor. Grunge'da okurken böyle eleştiriyorum. Ulan böyle mi yazdım falan yapıyorum. Hay seviyorum öyle kriminal şeyler yazma. İyi fikir gibi geldi. Neyse bir sahneden ben bir şeyler yazmaya başladım. Bir de yani çok çirkin bir şey ama eve insanları çağırıyorum arkadaşlarımı, ortaya bırakıyorum böyle. Yazarın evi dağınık olur ya, kağıtları falan. İstiyorum ki hani bakıp okusunlar, aa sen mi yazdın falan böyle övgü. Çünkü hepimizin motivasyona ihtiyacı var. Çok çirkin bir sahne. Bence inşallah hiç kimse hayatında böyle bir şey yaşamaz. Bir arkadaşım vardı. Ben kahve hazırlamaya gittim. Kız arkadaşıyla gelmişti. Ama gözüm onda, bakayım kağıtları okuyacak mı falan. Yani adam kağıdı aldı eline gerçekten. Böyle okudu. Sonra böyle baklavaya ketçap sıktığını düşün. İğrenç bir şey olur ya. Şöyle yaptı. Odada kimse yok zannediyor ama ben onu seyrediyorum. Gördüm o suratını. Neyse uzun etmeyelim. Ben kendi bildiğim yolda ilerledim. Ve ortaya bir dosya çıktı. Adında Sultan'a dokunmak koydum. Hemen dosyayı bütün yayın evlerine gönderdim. Gerçekten şey zannediyorsunuz. Beklenen kitabı yazdığınızı düşünüyorum. Ya son bir söylüyorum. Hani ilham gelecek falan diyorlar ya. Bir de böyle sizle maytap geçen bir melek var, o geliyor. Yazdın mı? Bak herkes bunu bekliyor. Oğlum olay olacak, zengin olacaksın. Ya öyle umurumda mı? Ben yani işte kitap çok satacak, para kazanacağım, yırtacağım, tek düşüncem o. Bir de kimliğim olacak, yazar kimliği, çok şık. Neyse, dosyayı gönderdim. Şöyle bir acı cevap geldi Bursa'da bir yayın evinden. 61. mi 63. sayfaya editör not düşmüş. Bu ne ya, sıkıldım. Şimdi Amerikan filmlerinden de öğrenmişiz ya. O kadar zavallıyım ki kimse bana yardım edemez yani. Onu okuyorum yalnızım. Diyorum ki ya işte oluyor bunlar. Hani moralini bozma canım. Bu da beğenmemiş. Olsun falan. 30 tane yayın evine gönderdim. 2 yayın evinden cevap geldi. Bak can yayın evi yazacak varsa çok kibarlar. Ne cevap geleceği konusunda değil, cevap geleceği konusunda. Yanlış anlaşılmasın. Can yayın evinden, bunlar tabii profesyonel olunca insan çok güzel şeyler uyduruyor. Cevap aynen şu. Maalesef bu yılki programımızda kitabınıza yer veremiyoruz. O kadar acizsin ki şu cevap acayip mutlu ediyor seni. Bak kötü bir şey yazmamışlar diyorsun. Halbuki salak orada klişe alıyor kadın gönderiyor. Bastırılmış fotokopi mektuplar var. Sana da onu atıyor. Çünkü ayda yaklaşık 1000 tane dosya geliyor. Onlar da haklı. Neyse. Bir abim var. Tam Türk işi böyle. Hani biri vardır ya etrafınızda size her zaman iflas etmeye sürükler. Abi bu çok iyi, bunu herkes okumalı. Ya sen şefkate muhtaçsın ya. Şimdi düşsene. Mehmet gibi biri. Nasıl ciddiye almayacaksın? Adam diyor ki 300 bin satacak. Bunu o benim adım işte.
Bunu mutlaka bastırmalıyız diyor. Para da yok. Neyse, biz aldık dosyayı elimize. Bir arkadaşına gittik. Çocuk yayınları basıyorlarmış. Adam dedi ki, tamam biz bunu basalım. Yalnız adımızı koymayız buna dedi. Şimdi bak, sen orada bir dünya var, sen hiçbir şey bilmiyorsun o dünya ile ilgili. Bunun Türkçesi şuymuş, kardeşim bu boktan mı kitap? Bu piç kitap. Çünkü yayın evi ismi olmayanlar piç kitap oluyormuş. Ya, o kadar kötü ki bu işi bilenler basmıyor, herif parayı buluyor kendi bastırıyor. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Kredi kartlarını boşalttım. Çünkü borç alacak kimse de yok. İşte maaş falan hepsini bir araya toparladım. Profesyonel bir reklamcı arkadaşım vardı. Sağ olsun o bu reklamı yaptı. İşte Kozmopolitan'da çalışan bir arkadaşım vardı. O da sağ olsun yardım etti. İlanda bana indirim yaptı. Ben bayağı ciddi inanmış bir şekilde Kozmopolitan'a ilan verdi. Her yere yazılar gönderdi. Ve basıldı, gel al dediler. Yani onlar gel al dedi ama ben bayağı böyle hacca gider gibi. Yani gerçekten çok önemli. Kitap yazmışsın ve eline alacaksın. Aldım falan, nasıl duygusal. Eve kadar zor dayandım ama o gün paspasçıyım ya. İşte gittiğim ne kadar esnaf varsa veriyorum. Ya bu doğal bir refleks. Hani öpüşmeyi bilmezsin ama öpüşürsün ya. Sen ne yapacağını bilmiyorsun ama kitap var ya yanında, vermek istiyorsun herkese. Adam hayatında kitap okumamış ama sen veriyorsun. Adam paspas böyle bakıyor yüzüne. Bu ne abi diyor. E kitap ben yazdım diyor. Ha, iyi. Abi mamlar ne zaman geliyor? Neyse verdik oraya buraya. Akşam oldu, eve geldim. Boğaz manzaralı, Arnavutköy'de süper bir evim var. Yazarım. Kitabım var artık. Ve oturdum okumaya başladım. Gece saat 4, 350 sayfalık bir kitaptı, öyle hatırlıyorum. Ya herhalde dedim çok yoruldum. Aynı sayfayı tekrar tekrar okuyorum. Hayvanlar. Yani normal kitap 175, 176, 177, 178 gider. Benim kitap 175, 176, 177, 175, 176, 177. İkinci defa dinliyorum aynı zevklediğini. Bak şimdi siz gülüyorsunuz burada. Ya gerçekten çok acıklıydı. Lan bir sürü yere vermişsin, rezalet yani. Ertesi gün o verdiğim yerlere, abi bir yanlışlık var. 3 sayfayı tekrar basmışsan lütfen o 3 sayfayı çizer misiniz diye telefon açıyor. Hani onlar okurken aynı hisse yakalanmasınlar. Bir tanesi ne kitabı dedi. Abi dün verdim ya, ben kitap yapmıştım. Ha tamam dedi. Neyse, yemin emine gittim. Adam dedi ki, bizleri 10 yıldır bu işi yapıyoruz, hiç böyle bir şey olmadı. Ben dedim abi normal. Çünkü gerçekten hiç, yani hem ümidim var hem ümidim yok, biliyorum. İlla ki bir şey olacak. Taş hani senin başına düşecek ya, düşecek, düştü. Tamam falan, ilerleyelim. Neyse biz düzeltiriz bunu dediler. Tamam. Bu ilk tasarımda tasarımcı arkadaş dokunma hissini vermek için dokunmak kelimesini dibe dayadı.
Şimdi bu üç sayfayı çıkardıkları zaman kesmeleri gerekiyormuş. Lan oğlum dokunmamın altı gitti o sayfa. Yani verdiler ki soracağım kusura ama abi sultana zaten dokunamıyorsun. Ne olduğunu anlamıyorsun ki. Şimdi yazacak arkadaşlara söylüyorum bak. Bu salak sahneyi yaşayacaksınız. Bu da içgüdüsel bir hareket. Hani beklenen kitabı yazdın ya, bütün köşe yazarları okusun istiyorsun. Ne yapıyorsun? Hemen işte gazeteyi açıyorsun, gazeteden adresi alıyorsun falan. Bayağı böyle bir kargo hazırladım. Aksilik var ama benim moralim iyi yani, hala iddialıyım. Kargoyu çağırdım. Kargocu park edemedi arabayı, bir şeyler oldu falan. Çıktım abi, kapı üstüme kapandı. Yani o kadar çok aksilik gelmeye başladı ki ben dedim ulan bir şey var, yapmamak lazım herhalde yani. Neyse. Oturdum o akşam, kargoları gönderdim. Çilingir çağırdım, kapıyı açtırdım. Kargoları gönderdim, oturdum. Kitabı tekrar okumaya başladım. Bak bu şaka değil. Burası Türkiye, burada her şey olur. Abi 287, 288, 287, 288, 288. Ya dedim ki bu herhalde başıma bir iş açır ya. Ben abi tamam dedim yani. Ertesi sabah arkadaşı aradım. İşte 100 tane kitap dağıtmışız. 1900 tanesini gidip çöpe attık. Yeah. Evet. Bütün para gitti mi? Bu arada evin eşyasını sattım bir dergi editörüne. Yani gerçekten güzel, her şey sıfır, kelebekten alınmış. Bütün parayı gömmüşüm, yazar evi ya, çok havalı. Ama ulan zeytin alacak para yok. Kıza dedim ki ben anneannemin evine gideceğim Beşiktaş'a, sen gel. İşte parada anlaştık falan. Neyse, evi boşaltmam lazım. Kitaplar gitti. Bak, o ilham veren melek değil, öbürü geliyor ya. O gün de Cadde Bostan'da toplantı var. Artık kalan tek servetim kıyafetlerim. Bir tane işte müzik setim var. Onları arabanın bagajına koydum çantaların içinde. Üstümde takım elbise, toplantıya gittim Cadde Bostan'a. Moral yerlerde, yani şey diye düşünüyorum, ben gideyim güneye, bir balıkçı köyünde çalışayım işçi olarak. Artık İstanbul'da hiçbir şey yapamam. Toplantıya girdim, arabayı park ettim Cadde Bostan'da, sahilde, sokağın girişinde. Toplantıdan çıktım. Geri geldim. Arabanın kapıyı açınca kapı böyle bir oynadı. Oynayınca, kapanmamış dedim, çok doldurdum herhalde. Geldim kapatacağım, hani kapatırken şöyle kaldırıyorsun ya. Ne oğlum, yıkamacından çıkmış bir tel değiştiriyoruz. Hiçbir şey yok ama. Ama bak, salaklıkta değişik mertebeler var. Samimi söylüyorum. O kadar salağım ki, ihtimal veremiyorum, sırıtıyorum etrafta. Hani bir arkadaşım, beni takip etmiş, kafada çalışıyor onu, ciddi ciddi çalışıyor. Bana şaka yapıyor, hani bir gizli şama, gizli kamera şakası gibi bir şey yapıyor. Samimi söylüyorum, bir dakika falan sürdü. Soyulduğumu anlamam bir dakika sürdü. Uzun etmeyelim, hikayenin sonunda ben Beşiktaş'ın üstündeki takım elbiseyle yedek donum olmadan geldim. Her şeyimi kaybettim. Tabii bunalıma girdim, doğal tepki. Bunalıma girince de doğal olarak uyuyorsun. Yani ama ciddi uyuyorsun. Bir gün, iki gün falan. İyi niyetli insanlar şey diyor, aşık herhalde falan diyor. Abi sıfırı tüketmişsin. Yani ne çalışmak aklına geliyor, kredi kartı borçları. Para gitti. Yani
abi. Ben de yanındayım. Mikrofon ilk defa patladı. Bilmem kaç zamandır. Bir an evvel bitirmende yarar var. Çünkü tırsmaya başladım burada. bir şey söyleyeceğim. Bir sonraki adıma geçelim mi Hakan? Geçelim. Çünkü her şey bu kadar da kötü değil. Dibe gerçekten vurdum. Ha, şunu söyleyeyim. Ha. Dur. Ah buradan. Bir telefon geldi ben uyurken. O paspasçı var ya, Zeytinburnu'ndaki. Adam üniversite okumuş. Üniversitede altın kitapların ablasıyla, yani çocukların ablalarıyla aynı sınıftaymış. Ben dedi bu kitabı çok beğendim dedi. Bunu dedi altın kitaplara göndereceğim dedi. Ben gönderdim altın kitaplara, cevap bile gelmedi. Dedim ki abi ne yapıyorsan yap. Gece 11 falandı. 20 gün sonra falan altın kitaplar aradı. Gel sözleşme imzalayalım diye beni aradılar. Şimdi geçebiliriz. Şimdi geçiyorum çünkü burası çok güzel. Evet. Her şey bu kadar da şanssız gitmedi. Lütfen şöyle bir tadını çıkaralım. Bu yeni çıktı. Lütfen hakikaten. Ya bak bu arada laf olsun diye söylemiyorum, okuması gerçekten çok zevkli. Bak. Güvenebilirsiniz. Senaryoları da çok iyi. Bir şey eksik ayrı, onu ayrıca konuşuruz. Soru var mı Hakan'a? Bence çok güzel. Bak zorla konuşturdum. Şunu söyleyeyim mi? Bulgaristan, Romanya, Mısır'da yayınlandı kitap. Ya. Ve 2005'te yayınlandı. Bugün 2017. Hala Sultan'a dokunmayı okuyup bana yorum atan okuyucular var, sağ olsunlar. Bu 5 tanesi gerilim kitabı. 2 tanesi de satışla ilgili. Bu da Allah belanızı versin türünde bir kitap. Yani ilkokuldan beri çalışıyorum. Gördüğüm her şeyden artık yeter diyen bir kitap. Bu yeni çıktı. Bu kadar. Süper bir sağlam alkış rica ederim. Soruyla başlıyoruz. Buradan soru geliyor. Yani. Aa çok güzel soru Hakan, duydun mu? Bunalıma girdin, tamam kabul, her şey bitti. Fakap'ın babası oldu ama o zamana kadar motivasyonunu yitirmemişsin son dakikaya kadar. Ne götürdü seni? Açsın yani. Açsın, anladın mı? En temel ihtiyacımız, cevap bu. Aç. Ya her şey açsın. Sesini duyurmak istiyorsun. Buradaki herkes sesini dünyaya duyurmak ister. Sen de dünyaya duyurmak istiyorsun. Yani öyle bir şey yok ama ben hep şuna inanırım. Balık yemek istiyorsan denizin kenarına gitmen yetmiyor. Olta atman lazım ve beklemen lazım. Ben olta attım. İnatla olta atmaya devam ettim. Yani olta atmadım, balık gelmez. Bence de çok güzel cevap. Buyurunuz efendim. Ya tabii. Bizim misafirlerimiz muhteşem sorular soruyor, öyle söyleyeyim, muhteşem. Ya kitapları nasıl yazdın diyor. Yazar evi macerası bitti. Bu arada bak şaka değil. Rüzgar Ekenleri işsizken yazdım Galatasaray Kütüphanesi'nde, Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi'nde yazdım. 1915'te bir Ermeni köyüyle bir Türk köyü arasındaki gerilimi anlatıyor. Ya roman yazıyorum. Annem bana dedi ki git bir iş bul. Anneannemin evinde, yani küçücük bir tezgahın üzerinde yazdım. Turkish Business Style oğlumuz oldu. 3 yaşında, işte bu pazar 4'e girecek. Tabii evin hiçbir yerinde yazmak mümkün değil. Yani mutfakta o uyuduktan sonra mutfak masasında yazıldı. Ama yazmayı çok seviyorsun. Evet. Çünkü hepimiz kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. İşte giydiklerimizle, taktıklarımızla, dövmelerimizle, konuşmalarımızla, okuduklarımızla, markalarımızla, tercih ettiğimiz markalarla, tarzlarımızla. Bu da bir ifade şekli. Yani kötü enerjini bir şekilde atmana yardımcı oluyor. İki şeyi çok seviyor. Bir, topluluk önünde konuşmayı çok seviyor. Buyurun efendim. Şu anda Beşiktaş'ın Boğaz'ı gören biz hiç ümitli bir zevkimiz oldu.
Yok, öyle bir dünya çok yok. Acımasız bir soruydu. Bakın, buradaki herkes eve yatmaya gidecek. Ben sabah 5'te kalkıp Ankara haline gideceğim. Çünkü domates satıyorum şu anda. Yani... $1 domates satıyorum, özür dilerim. $1 milyon daire satıyorum. Kadıköy'de de 2 tane inşaat yapıyorum aynı zamanda. Aynı zamanda organik tarım operasyonunun başındayım. 4 tane değişik işim var bir holdingde. Bravo. Yok, bravo değil. Para kazanamıyorum. Mecburiyetten. Öyle bir dünya yok. Sakın bunlara bravo demeyin. Bu tamamen kaliteli eşeklik, başka bir şey değil. Ama domatesten anlıyor yani, öyle bir durumu var. Melih buyur. Kitap sayısının artmasıyla Selim ileriyle bir gelişme var mı? Yok, şaka değil. Adam gerçekten beni hatırlamadı. Hala hatırlamıyor. Ya bir daha gidemiyorsun tabii. Bir kere gittik. Selim abi benim falan diye öyle bir şirinlik yaparak. Adam yüzüme baktı. Kimin adına imzalayayım dedi. Şimdi bir daha yüzsüzlük olur gitmek. Öyle ama... Ama çok da andık yani. Anlıyoruz. Evet. Başka? Evet, buyurun lütfen. Bir tane kaldı. Mehmet getirmemi istedi ama korkuyorum, oğluma kalsın istiyorum. Evden çıkarmadım. O yüzden bu slaytı hazırladım. Attı abi hepsini. Sadece bir tane. Onu da arkadaşımdan rica minnet aldım. Aynısını söyledim. Gel gösterelim dedim bu. Çünkü efsane bir kitap. Çünkü kendini tekrar ediyor kitabı. Ve hala hatalı o kitap. Öyle duruyor evde. Bir tane. Bir sadece bir tane çok var. Çok güzel. Çok üzüldüm. Ben de çok istiyordum görmeyi. Evet. Başka soru var mı Hakan'a? Teşekkür ederim. Ya biz sana teşekkür ederiz. Bana bu deneyimi yaşattığın için ayrıca da çok teşekkür ederim.